Bundan önce yaptığımız son programda gazalar hicretin ikinci senesinde Rebiül evvel ayında gazalardan bahsediyorduk ve orada sınırmıştık. Evet, kıymetli dinleyenlerimize hemen hatırlatalım. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'yi şereflendirmeleri, yani hicret hadisesinin vukuundan sonra müstakil bazı hadiseleri, bunlar sırasıyla İki Cihan Serveri Efendimizin ilk mescidi inşa etmeleri, ondan sonra Hazreti Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari Efendimizin devethanesine, evine gelmesi, orada misafir olması ve hemen burada hitap ederek hem Yahudilere son nebi olduğunu işaret eden o muhteşem konuşmayı yapması, Abdullah İbni Selam'ın Müslüman olması ve yine ashab-ı kiramı, ensar ve muhaciri birbirleriyle kardeş yapması, 91 kişiyi böyle ahiret kardeşi yaparak ayrıca da resmi olarak bir nevi kabul edersek, zaten hepsi birbirinin kardeşi ama ayrıca ensarla muhaciri hep birleştirerek 91 kişiyi kardeş yapması hadisesi, ahiret kardeşliği dediğimiz hadise ve İki Cihan Serveri Efendimizin de yine 92 olarak İmam Ali Efendimiz'i kendisine kardeş olarak alması hadisesi. Burada belki geçen sefer söylemek istediğimiz fakat unutturulan bir şey vardı. Onu hemen hatırlatalım. İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nezaket-i Muhammediyesi olarak kaydedilmesi gereken hadiselerdendir bu. Hem Hazreti Ali Efendimiz'in kadri kıymeti burada nazara verilmiştir ama esas ehemmiyeti olan, daha doğrusu hepsi mühim fakat Peygamber Efendimiz'in nezaketi açısından ehemmiyetli olan davranış şeklini biraz şöyle nazarla bakarsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhacirden bir kişi, yani İmam-ı Ali Efendimiz'i kendisine kardeş edinmesi, bu şekilde bu beraberliği, ya İmam-ı Ali'nin yalnız kalışı kendisine hatırlatıldığında İmam-ı Ali'yi kendisine kardeş olarak aldığını söylemesindeki nezaket, muhacir olarak İmam-ı Ali'yi alıyor. Yani kendisi ensardan olduğunu ensara göstermiş oluyor. Bu hem muhacirlerin gönlünü alma hususunda muhteşem bir nezakettir, ferasettir. Ve illa buna siyaset deniyorsa siyaseti Muhammedi'dir. Ensarı da nasıl onore etmiş oluyor? Yani ben sizlerdenim diyerek ensardanmış gibi bir muhaciri kardeş edinmiş oluyor. Bu çok büyük bir iltifattır Medine ahalisi için. Ve hatta bu sözü eğer kardeşlerimiz zapt ederlerse Sure-i Enfal'deki ayetlerin inmesine sebep olan ve bazı gazalarda ganimetlerin paylaşılması hususunda ayetin inmesine vesile olan hadiseleri incelerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu sözünü de görmüş olacağız. İstiyorsanız baştan hemen onu söyleyelim. Eyvallah. Ganimetlerin dağıtılması hususunda, yani burası değil konu ama madem açıldı bir hatırlatma, hem de bir salatü selamı unuttuysak tekrar muhabbetle çekmeye vesile olsun diye söylüyorum. Ganimet malları konuşulurken işte muhacire acaba iltimas mı geçildi? İşte ensar acaba ikinci planda mı kaldı falan gibi münafıkların dedikoduları oluyor. Tabii dedikodu, fitne bin sihirden şiddetlidir. Savaşmaktan, insanı öldürmekten daha beterdir. Ve insanlar hali beşeriyette olduğu müddetçe isterse evliya olsun, isterse enbiya olsun, bazen kulaktan gelen sözlerin tesiri altında kalmışlardır. Dolayısıyla ashab arasında da böyle bir fitne kol geziyor. İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geniş bir cemaate, muhacirlerden ve ensardan oluşan geniş bir cemaate hitap ederek evet diyor. Muhacirlere bazı mallardan fazla verdiğim doğrudur. Onlar evlerini, yurtlarını terk ettiler. Onların sıkıntısına göre, bu hicretlerine göre onlardan yana biraz fazla verdiğim doğru. Bu hemşehrilik adına, bu ben de muhacir oldum olmam hasebiyle yapılmış bir taksimat değil, mağduriyetleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Fakat ben düşünmüştüm ki diyor Peygamber Efendimiz,
Evet, onlara belki mal verdim, mallardan fazlaca verdim ama eğer taksimatıma razı değilseniz, ben şöyle bir taksim düşünmüştüm, kendimi de size verdim buyuruyor. Eğer bu taksimata razı değilseniz hemen muhacirlerden malları alabilirim dediği zaman ashab-ı kiramın hepsi başlarını eğmiş ve ağlamışlardır. Dolayısıyla iki cihan serveri Efendimizin bu sözleri onun nezaketi Muhammediye ile daha evvelden İmam-ı Ali Efendimiz'de kardeş, muhacirle ensar kardeşliğinde kardeş olmaları ve 92 kişi olması manidardır. Bundan sonra Es'ad bin Zürare radıyallahu anh Efendimizin vefatı hadisesi vardı. Es'ad bin Zürare Hazretleri biliyorsunuz ilk Akabe biatlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelen, yanlış hatırlamıyorsam 9 kişiden birisidir. Daha sonra da heyet olarak gelindiğinde, belki de en son heyet olarak gelindiğinde 9 kişi olmuş olabilir. Şu an hafızam da öyle kalmış. Kardeşlerimiz baksınlar. Hem okumalarına vesile olur. İki Cihan Serveri Efendimizin hicreti mevzu bahisken Hazreti Abbas'ın yaptığı konuşmaya karşılık ayağa kalkıp onun canı bizim canımız. Bizim kanımız onun kanı mesabesindedir. Eğer Cenab-ı Hak müsaade ederse, onun müsaadesi olursa ne âlâ. Yoksa hiç kimse bir şeye muvaffak olamaz. Ve eğer Cenab-ı Hak bizlere bu muvaffakiyeti ihsan ederse, biz her türlü şekilde, her şeyimizde feda etmiş olarak Allah Resulü'nü sinemize basmaya hazırız diyerek bu şekilde konuşmayı yapan ve Medine'yi Allah Resulü gelmeden evvel Allah Resulü'nün adeta gelip oturacağı bir taht gibi hazırlayan Ensar'ın en büyüğü kabul edilen zatlardı. Es'ad bin Zürare. Es'ad bin Zürare, Gülsüm bin Hint din vefatları var. Öteki hanımefendi kimdi? Hanım Sultan kimdi? Allah Resulü'nü hatırlarsanız Kuba Mescidi yapılırken 14 gün evinde misafir eden bir hanımdı. İşte bu hazretlerin vefatı var. Es'ad bin Zürare radıyallahu anh Cennetül Bakî'a, Cennetül Bakî denilen kabristanlığa ilk defnedilen ensardan olan zattır. Allah şefaatine biz de nail eylesin. Amin. Bununla beraber Medine'nin o ilk seneleri hızlı hızlı olan hadiselerle, işte Yahudilerinle münasebetler ve en önemlisi neydi yani Medine'ye gelişte? Kanunname. Medine'de kanunların konuşulması ve kanunları koyan Hazreti Peygamber Efendimizin zaten bu kanunlar ve kendisinin teşrifiyle beraber Yesrib'in, Betha'nın, Tayyibe'nin birçok ismi olan yerin Medine-i Munevvera şekline gelmesine sebep olmuştur. Nurlanmıştır Medine ve medeniyet, medeniyetin beşiği de, insan haklarının beşiği de, temeli de nerede atılmıştır? Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicretleriyle Medine'de atılmıştır. İşte münferit olan hadiseleri şimdi zikredeceğiz. Ta nereye kadar devam edecek bunlar? Bu müstakil, münferit ve kısa kısa olan hadiseleri hemen zikredeceğiz. Sonra Bedir gazasına kadar inşallah bu kısa malumatlar devam edecek. Eyvallah. Mekkeli müşriklerin adamlarından Kürz bin Cabir el-Fihri arkadaşlarıyla Medine otlaklarına kadar sokularak akın etmiş, Medinelilere ve Müslümanlara ait birçok hayvanı alıp götürmüştü. Bu baskın üzerine Peygamber Efendimiz Medine'de yerine Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ı vekil tayin ederek meskur yağmacıyı takibe çıktı. Bedir nahiyesinin... Yani meskur derken az evvel zikri geçen zat demek. Evet, yani meskur yerin bulunduğu nahiyeye gidiyorlar. Evet. Bedir nahiyesinin Safaven Vadisi'ne kadar ilerledi. Ancak Kürs takip edildiğini haber almış olduğundan daha önce sapa bir yoldan kaçmıştı. Bunun üzerine Peygamberimiz Medine'ye geri döndü. Bu gazaya Bedri Ula yani ilk Bedir gazası da denilir. Evet. Uşeyre gazası. Resul-i Ekrem Efendimiz Safevan gazasından 3 ay sonra muhacir Müslümanlardan 150-200 kişiden müteşekkil bir askeri birlikle Medine'den yola çıktı. Beraberlerinde 30 deve bulunuyordu ve mücahitler bu develere nöbetleşe biniyorlardı.
Maksat yine Kureyş'in Şam'a göndermiş olduğu ticaret kervanını takip etmekti. Ancak Medine'den 9 konak mesafede bulunan Müdlic oğullarına ait Uşeyre Ovası'na gelindiğinde Kureyş kervanının buradan 2-3 gün önce geçtiği öğrenildi. Medine etrafını her bakımdan emniyet altına almak hususu üzerine dikkatle duran Peygamberimiz, burada daha önce anlaşma yaptığı Damre oğullarının müttefiki olan Beni Müdlic'le aynı mahiyette bir dostluk ve ittifak anlaşması imzaladı, sonra da Medine'ye geri döndü. İşte bunlar muhtelif hadiseler, yani kısa kısa geçen şeyler. Burada her ne kadar kervana yetişmek üzere gidiş varsa da savunma amaçlı. Fakat daha evvelki dikkat ederseniz Küçük Bedir denmesini, niye mesela Uşeyra gazasına böyle isimler verilmiyor? Gerçi bir savaş tahakkuk etmemiştir. Fakat neticede bundan evvelki hadisede Bedir-i Ula denilmesi, yani Bedir'in habercisi olması hadisenin şu özelliği var. Tecavüz ediyorlar. Gelip bizzat müminlerin, Medinelilerin malına tecavüz ediyorlar. Hayvanlarını çalıyorlar, davarlarını götürüyorlar. Dolayısıyla İslam tarihinde ya bir casusluktan dolayı ya bir ihanetten dolayı veya çok aleni tecavüzden dolayı savaşma hali vardır. Hiçbir zaman keyfe keder gidip de oraları buraları basmak, efendim falanca ticari mallara el koymak gibi bir keyfiyet zuhur etmemiştir. İki Cihan Serveri Efendimiz Medine'nin sınırlarını ve o sınırlardan geçerken dikkatli olunması gerektiğini göstermek için Medine'nin hudutlarını da göstermek üzere bir sefer yapıyor. Uşeyra gazasının esas siyasi belki askeri manevra şekli bu. Oraya kadar gidildiğinde o kervanlar gördüğünde birlikleri var. Biz kafamıza göre buraya giremeyiz. Buranın bir hududu, bir sınırı var şeklinde algılanması ve o şekilde yayılması için bu fikrin daha ileriye yönelik güvenlik duvarının bir şekilde belli olması, sınırının belli olması için iki Cihan Serveri Efendimizin yaptığı bir askeri manevradır. Fakat neticede iki gün evvel oradan kervanın ayrılmasıyla beraber, çünkü kervan hem Mekke'ye gidiyor hem Mekke'den Şam'a gidiyor. Dolayısıyla Şam-Mekke arasında böyle bir kervana askeri bir birliğinin olduğu veya bir şekilde Medinelilerin korunduğu haberinin gitmesi hemen orada şöhret bulacaktır. Tecavüze yeltenenlere de bir sindirme şeyidir bu harekatı, operasyonudur. Fakat gitmişken iki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'nin dışındaki muhtelif Arap kabileleriyle yaptığı efendim anlaşmalardan bir tanesini Beni Müdlic kabilesiyle de yapmış oluyor. Bakın biz buraya kadar geliyoruz. Bize herhangi bir tecavüz vesaire olduğunda bize vakitlice haber verin. Siz de o tecavüze ortak hareket etmeyin. Biz sizi muhafaza edebildiğimiz gibi, bakın bizim askeri birliğimiz var veya en azından biz her türlü tecavüze karşı beraberiz. Dolayısıyla size bir şey olduğunda biz de sizi muhafaza ederiz. Ama siz de bizimle müttefik olun diyerek bir anlaşma yapıyor iki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu hadise de burada kalsın. Devam edelim. Eyvallah. Abdullah bin Cahş seriyesi. Peygamber Efendimiz bu tarihte Abdullah bin Cahş'ı huzuruna çağırdı ve muhacir Müslümanlardan 8 kişilik bir birlik kumandasında Nahle Vadisi'ne gideceğine emir buyurdu. Birliğe katılanlara hitaben de, "Sizin üzerinize birini tayin edeceğim ki o en hayırlınız değildir. Fakat açlığa, susuzluğa en çok dayanan katlananınızdır." dedi. Evet. Resul-i Ekrem kumandan tayin ettiği Abdullah bin Cahş'a bir de mektup verdi. Bu mektubu 2 gün yol aldıktan sonra açıp okumasını ve ona göre hareket etmesini emir buyurdu. Bakın bunlar çok enteresan. Şimdi düşünün, iki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tatbik etmiş. Fakat bunu birisinin talim etmesi, birisinin söylemesi üzerine yapmıyor. İki Cihan Serveri Efendimiz'deki feraset ve akli, hem akli hem de ne kadar muhteşem bir siyasi ve askeri görüşün olduğunu gösteriyor. Mesela ilk kumandan, yani kumandan olarak tayin edilmesi meselesi var.
Çünkü kumandan olunca hemen bir akabinde dedikodu çıkabilir. Allah Resulü yerine vekil bırakabiliyor ama neticede kendisi gidiyor. Hem bizi birisinin emri altına veriyor. Demek ki bu çok eftal bizim. Hayır. Siz yolda kaldığınızda, yol sıkıntılarından dolayı yolda kaldığınız zaman sizi alıp da devamlı olarak bir hedefe koşturabilecek mukavemette. Sizler takatsızsınız ama yol şartlarına uyabilecek fıtratta ve kudrette birisi. Dolayısıyla onun için başınıza tayin ettiğim gibi bir izahı yapıyor. Hem farklı dedikoduların çıkmasına mahal vermiyor iki cihan serveri efendimiz. Hem de seçimi yaparken şu anda şu hadise tatbik edilse, şu anda günümüzde bu hadise tatbik edilse hiç problem kalmaz. Bir vazifeye bir kişiyi tayin ederken ehil olması şartına bakıyor. Dindarlığı vesaire bunların hepsi tabii güzel şeylerdir. Fakat neticede ilk başta o işin ehli olması şartına bakıyor iki cihan serveri efendimiz. Hayat-ı saadetlerinde hep böyle olmuştur. Evet. Eyvallah. Ve sonra bir mektup veriyor, iki gün sonra açmasını emir buyuruyor. Bunların hepsi en birer ince siyasettir. Siyaset insanları aldatmak ve saman altından su yürütmek demek değildir. Siyaset kitleleri, insanları birbiriyle üzmeden, tartıştırmadan, tevhidi bozmadan, ikna ederek aynı hedeflere, aynı inançlara, aynı kültür etrafına toparlamak, yönlendirmek demektir. Bu siyaseti böyle düşünürsek siyaset peygamber mesleğidir. Ama öteki türlü yapılan şeyler ister siyaset adına yapılsın, ister din adına yapılsın, hiçbirinin peygamberle ve peygamber mesleğiyle alakası yoktur. Her ne kadar adı İki Cihan Serveri Efendimizin ilimlerini temsil etse de, isimlerini temsil etse de, ne ilmen ne ismen ahlaka uymadıktan sonra peygambere nispet edilemez sallallahu aleyhi ve sellem. Burada da ya kim öğretmiş bu taktiği? Hayır, kimse öğretmemiş. İki Cihan Serveri Efendimizin sadece dini sahada değil, diğer içtimai sahalardaki farklı farklı tatbikatında da zaten fevkal beşer, insanüstü denebilecek bir akla sahip olması, bütün peygamberler öyledir hatırlarsanız. Ama İki Cihan Serveri Efendimizin de çok güzel bir tatbikatı vardır. Evet. İki günlük yolculuktan sonra Abdullah bin Cahş emir gereğince mektubu açıp okudu. Mektupta şunların yazılı olduğunu gördü. Bu mektubumu gözden geçirdiğin zaman Mekke ile Taif arasındaki Nahle Vadisi'ne kadar yürüyüp oraya inersin. Oradaki Kureyş'i gözetler, alabildiğin haberleri gelip bize bildirirsin. Şu halde bu seriyeden maksat, Kureyş'in hareketlerini gözetlemek, ne gibi hazırlıklar içinde bulunduklarını tespit etmekti. Kahraman sahabi Abdullah bin Cahş, Hazreti Resulullah'ın mektubuna, dinledik ve itaat ettik dedikten sonra, mücahitlere de, hanginiz şehit olmayı ister ve o makamı özlerse benimle gelsin. Kim de ondan hoşlanmazsa geri dönsün. Ben ise Resulullah'ın emrini yerine getireceğim diye hitap etti. Fedakar mücahitler tereddütsüz kumandanlarının emrine amade olduklarını bildirdiler. Şimdi burada bir de seriye tabirini açalım. Daha evvel söylemiştik ama bir ara vermeden evvel seriye tabirini de açalım. Ya da ara verdikten sonra mı acaba? Eyvallah. Şey yapalım. İyi peki. Kısa bir ara verelim. O zaman Abdullah bin Cahş mektubu açtıktan sonra İki Cihan Serveri Efendimiz ona çizdiği güzergah, ona çizdiği efendim rota tabir edebilirsek. Tam onu hesap ederek Serveri Kainat Efendimiz ne buyuruyor? Bu mektubu açtığın zaman Taif civarında, Nahle mevki civarında falan olacaksın. Dolayısıyla oradan Nahle Vadisi'ne indikten sonra Kureyş'i gözetle emrinin yazılı olduğunu ve gözetle emrinin, dikkat buyurulursa müdahale ettiği, gözetle, suikast yapılabilir. Suikast denmez ya buna. Hani bir bindirme tatbikatı, bir vurkaç tatbikatı olabilir bu. Yapmadılar. Gözetleme emrini aldı ve bunun üzerinde Abdullah İbni Cahş yanındakilere de böyle bir emre itaat hususunda emrin mahiyetini anlatmadı. O da bu işte ehliyetini gösterdi. Emrin mahiyetini anlatmadı. Kim benimle şehit olmaya gelir diyerek en önce emri değil, emre tabi olmak üzere insanları seçti. O sırrı paylaşacağı insanları seçmiş oldu. Fakat seçilen kimselerin hepsi
Abdullah bin Cahş'ın arkasından gelerek ona tabi olarak zaten her bakımdan seçilmiş oldukları gösterdiler. Abdullah bin Cahş Hazretleri'nin içinde bulunduğu Seriye'den bahsediyor idik ki abi, Seriye'yi de açmayı. Seriye birkaç kere söyledik. Seriye yani söylenince böyle hemen insan intikal edemiyor yani, Seriye ne demektir diye. Seriye iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin oluşturduğu, tayin ettiği süvari şeklinde hareketli olan, hususi bir yerde kalmayan. Yani süvari birliği denildiğinde tabi süvarilerin belli bir karargahı, belli noktaları olabilir. Seriye denilmesinin sebebi, bineklerle süvari şeklinde farklı yerlere hareket ederek efendim askeri birlik, hareket eden askeri birlik. Yani seriye denildiğinde hep bunu düşünmeliyiz. Savaşmaya hazır olan, devamlı hareket halinde olan, kah sınırlarını efendim korumak üzere hareket eden, bazen bazı kervanlara, bazı yerlere efendim askeri operasyonlar düzenleyen, tehlikelere karşı ilk hemen temas için ya onların durumunu öğrenmek ya da ilk müdahale için gönderilen hareketli birlik. Yani bizim bunda şeyimiz akıncılar falan gibidir, Osmanlı'daki tezahür şekli. Seriyeler akıncı birliklerini çağrıştırır. Daha doğrusu akıncı birlikleri seriyelerden ilham almıştır denebilir. Bu da yine iki cihan serveri Efendimizin sistematik olarak yaptığı bir şey, sistemli bir şeydir. Daha evvel de böyle askeri birlikler oluşturup siz şuraya gidin, şöyle bir tehlike var, bakın gelin şeklinde Kureyş'te, Arap'ta yapılan şeyler var ama iki cihan serveri Efendimiz bunu bayağı sistemli bir tatbikat yaptırmıştır. Tatbikata koymuştur. İşte bu seriye gidiyor ve ne yapıyor Abdullah İbni Cahş? En önce aldığı emri söylemiyor. Yani sonunda şehadet bile olabilir. Önemli bir vazife. Canınızı feda etmeniz icap edebilir. Benimle gelmek isteyen gelsin. Ben Resulullah'ın emrini yerine getirmek üzere gidiyorum diyor. Ve söylemiyor niçin gittiğini. Burada ince bir siyaset var. Hem gelen insanlar, onunla beraber gelen insanlar vazifeyi küçümsemesinler diye. Hem de çok kritik bir durum, itaat mevzu bahis. Resulullah Efendimiz'e itaatten hiç şaşmayacak, hiç bir zaman efendim zerre kadar bir ayrılık göstermeyecek samimi insanları seçmeye yönelik bir şeydir. Neticede sahabe-i kiramın hepsi, orada bulunan sahabe-i kiramın hepsi Abdullah İbni Cahş'la beraber gelmişlerdir. Çünkü sadece gözetleme vazifesi vardır denilse belki o kadar ehemmiyet gösteremeyebilirlerdi. Anlatabiliyor muyum? Birçok yönden düşünsün diye bizi dinleyenler, onların irfanını, hadiseyi terk ediyorum. Evet. Mücahitler nöbetleşe bindikleri develerle Nahle Vadisi'ne vardılar, orada konakladılar. Bu arada yükleri kuru üzüm ve bazı yiyecek maddeleri olan Kureyş'in bir kervanı göründü. Gelip onlara yakın bir yerde konakladı. Mücahitler bunlara karşı nasıl davranmaları gerektiği hususunda konuştular. Hücum etmeyeceklerine dair önce bir karara varamadılar. Çünkü içinde kan dökmek haram olan Recep ayının girip girmediğinde tereddüt ediyorlardı. Sonunda henüz Recep ayının girmesine bir gün var olduğuna kanaatine varınca ittifakla kervanı ele geçireceklerine dair karar aldılar. Tam o esnada Vakıt bin Abdullah'ın attığı bir okla kervanın reisi Amr bin Hadremi öldü. Mücahitler diğerlerinin üzerine yürüdüler. İki kişiyi esir alıp kervanı da ele geçirdiler. Kurtulanlar Kureyşlileri hadiseden haberdar etmek için Mekke'ye doğru kaçmaya başladılar. Mücahitler ise iki esir ve kervanla birlikte Medine'ye döndüler. Seriye'nin başkanı Abdullah bin Cahş Hazretleri durumu anlatınca Fahri Kainat Efendimiz hiddetle "Ben size haram olan ayda çarpışmayı emretmemiştim," dedi. Ve ganimetten herhangi bir şey almaktan kaçındı. Seriye'ye iştirak etmiş bulunan mücahitler Resul-i Ekrem'in bu hareketi karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.
Diğer sahabiler de onların bu hareketlerini tasvip etmeyince bütün ruhlarını büyük bir sıkıntı sardı. Resul-i Kibriya'ya durumu izah ettiler. Ya Resulallah dediler, biz onu Recep'in ilk gecesinde ve Cemaziyel ahir ayının son gecesinde öldürdük. Recep ayı girince kılıçlarımızı kınına soktuk. Buna rağmen Resulullah kendisi için ayrılan ganimeti almadı. Çünkü ortada bir şüphe söz konusuydu. Nitekim Mekkeli müşrikler de bu hareketi dillerine doladılar ve dedikodu yapmaya başladılar. Muhammed ve ashabı haram ayı helal saydı, onda kan döktüler, mal aldılar, adam esir ettiler. Bu dedikodular Medine'den de duyuldu. Diğer taraftan Medine'de bulunan Yahudiler de ileri geri konuştular. Bir taraftan Seriye'ye iştirak etmiş bulunan mücahitler bu hareketlerinden dolayı üzüntü duyuyorlardı. Diğer taraftan Mekkeli müşrikler ve Medineli Yahudiler ileri geri konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz ise kendisine ayrılan ganimeti kabul etmiyordu. Bir müddet sonra Efendimiz'e vahiy geldi ve meseleyi halletti. İlgili ayette şöyle buyuruldu. Estaizu billah. Sana haram olan çarpışmanın hükmünden soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat küfür ve inkarla insanları Allah yolundan çevirmek, Mescid-i Haram'da tavaf ve namazdan alıkoymak, peygamber ve ashabını Mekke'den çıkarmak Allah katında daha büyük bir günahtır. Allah'a ortak koşmak fitnesi Müslümanların haram ayda yaptıkları savaştan da beterdir. Ey müminler! Kafirlerin gücü yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan bir an bile geri durmazlar. Evet. Seriye'ye iştirak etmiş olan mücahitler bu ayet üzerine sıkıntı ve manevi ızdıraptan kurtuldular. Peygamber Efendimiz de kendisi için ayrılmış bulunan ganimet hissesini kabul etti. Müşrikler ise esirleri için kurtuluş bedeli gönderdiler. Esirlerden sadece Osman bin Abdullah Mekke'ye gitti. Diğer esir Hakem bin Kaysan ise Müslüman olup Medine'de kaldı. Mücahitler tarafından esir alınınca kumandan Abdullah bin Caş onun boynuna vurmak istemişti. Fakat diğer sahabiler hayır Resulullah'a götürelim diyerek buna mani oldular. Böylece Hakem bin Kaysan boynunun vurulmasından kurtulmuştu. Medine'ye döndüklerinde onu Peygamber Efendimiz'e götürdüler. Resul-i Ekrem Hakem'i Müslüman olmaya davet etti. Ancak o menfi tavır takındı, hatta ileri geri konuşmaya başladı. Bu konuşmalarından hiddete gelen Hazreti Ömer, "Bunun Müslüman olacağı yok ya Resulallah, müsaade et boynunu vuralım." diye konuştu. Resul-i Ekrem bu teklifi kabul etmedi ve Hakem'i tekrar İslam'a davet etti. Sonunda Hakem İslam nedir diye sordu. Resul-i Ekrem İslam şeriki olmayan bir Allah'a iman ve ibadet, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir buyurunca Hakem Müslüman oldum diyerek kelime-i şehadet getirdi. Resul-i Ekrem de sahabilere dönerek eğer sizin onun hakkındaki görüşünüze uyup onu öldürseydim cehenneme girmiş gitmişti diyerek hepimize ölçü olacak dersini verdi. Evet. Hazreti Resulullah'ın İslam'a davetteki temennisi, sabrı ve sebatı işte bir insanı böylesi de cehennemden kurtarıp sahabi gibi şerefli bir makama yükseltiyordu. Bir insan ne kadar menfi tavır takınırsa takınsın, anlatış usubuyla, anlatış usubundaki değişikliklerle farklı yollardan onun hidayetine vesile olmak aynı zamanda neymiş demek ki? Peygamber Efendimiz'in sünnetiymiş. İslam olma şeklindeki teklif olmam diye onun diretmesi, fakat daha sonra yine İslam'ı anlatmak için farklı bir üslupta iki cihan serveri Efendimiz'in onu teklif etmesi ve neticeyi alması. İşte ne olacaktı? O itirazla beraber cehennemi boylayacaktı. Fakat neticede o kişinin kaybını istemeyişinden dolayı, yani ilk bakıldığında şöyle gözüküyor. Bu bize zarar vermesin diye onun boynunu vurmak. Peygamber Efendimiz'in metodu ne? O kişiyi kazanmak. Nereye kazanmak? Orduya kazanmak mı? Saflarına kazanmak mı? Yani daha mı çok olalım diye kazanmak?
Bu da tebliğde yanlış bir metottur. Daha fazla kişi olsun diye tebliğ etmek de yanlıştır. En başta insan, karşıdaki insanın cehennemden kurtulması hususunda gayretimiz olarak ona öyle bakmamız icap ediyor. Karşımızdaki insan yanmasın, hidayetten mahrum kalmasın, cehenneme gitmesin diye bakmak demek ki tebliğin birinci şartı. Eyvallah. Daha fazla adam lazım, bir tane pislikten kurtulalım mantığı tebliğ metodu değildir. Böyle bir metot varsa da Peygamber Efendimizin metodu bu değildir. İki Cihan Serveri Efendimiz aman yanmasın, aman hidayetten düşmesin, Allah'ın kahrına uğramasın diye gayret ediyor. Tebliğ yapmak isteyen, karşıdaki insanlara bir şey aktarmak, onları hidayete vesile olarak hidayete çağırmak isteyen insanlar en önce karşıdaki insanın aman ya Rabbi bu kişi yanmasın, helak olmasın diyerek o şefkati ve merhameti göstermek mecburiyetindeler. Eğer Hazreti Fahri Alem adına tebliğ yapıyorlarsa. Evet. Hicretin ikinci senesi miladi 600. Evet. Kıblenin Mescid-i Haram'a çevrilmesi. Evet. Resul-i Kibriya Efendimizle Müslümanlar Medine'de namazlarını Allah'ın emriyle peygamberler makamı olan Kudüs'e, yani Beytül Makdis'e doğru kılarlardı. Fakat Peygamber Efendimiz öteden beri tevhid akidesinin müstesna bir abidesi olan yeryüzünün ilk mabedi ve ceddi Hazreti İbrahim'in kıblesi olan Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılmayı kalben arzu ve temenni ediyordu. Müslümanlar da hasreten muhacirler kalplerinde aynı arzuyu taşıyorlardı. Çünkü beş vakit namazlarında Kabe'ye yönelmek vatanları Mekke'yi de yad etmeye bir vesile olacaktı. Tabii bu vatanları olduğu için Kabe'ye yönelmek ve vatanlarını hatırlamaya vesile olmak tabiri kıymetli yazarımızın bir temennisi olabilir. Yoksa Mekke'ye Kabe'ye dönelim falan deyince öteki adam der ki ben de Nevşehir'e döneyim, ötekisi ben de Bosna'ya döneyim, bir başka kişi de Tacikistan'a doğru döneyim diye arzu edebilir. Bunlar namazla alakalı şeyler değildir. Yani iki cihan serveri Efendimizin arzusu neyse sahabinin arzusu da odur. Makam ilk mabet oluşundan dolayı, namaz ibadet mevzundan dolayı. Yoksa bir insan Kudüs'e döndüğü zaman da zihninden kendi vatanını düşünebilir. Yani hem döneyim hem de vatanımı hatırlayayım gibi bir mantık sahabi arasında yoktu. Romantik bir yaklaşımdır. Düşünülebilir, romantik olabilir. Fakat ilmi ve o andaki şeyle alakalı bir his oluşu mevzu bahis değildir. Yahudilerin de Muhammed ve ashabı biz gösterinceye kadar kıblelerinin neresi olduğunu bile bilmiyorlardı diyerek sinsice dedikoduda bulunmaları onları rahatsız ettiğinden bu arzuları daha da kuvvetleniyordu. Yani bu, evet, bu da var. Fakat yani neticede işte göreceğiz. Mekke-i Mükerreme'ye döndükleri zaman da yine Yahudiler diyecekler ki ya bir türlü karar veremediler, bir öyle bir böyle yapıyorlar diyecekler, yine dedikodu yapacaklar. Yani Yahudilerin söylemesinden dolayı üzülerek ya bunlar böyle söylüyor da biz ne yapalım, nereye gidelim gibi bir düşünce yine sahabi arasında yaygın değildi. Fakat ağır geliyordu. Neticede Beytül Makdis'in tam olarak nerede olduğunu, nasıl bir yönde olduğunu bilmek Yahudilerin işi olduğundan hesaplamalarını ona göre yapıyorlardı. Kabe'ye doğru yönelmek meselesinde hep devamlı Kabe'ye, Mekke-i Mükerreme'ye gidildiğinden Araplarca oranın bir merkez oluşundan dolayı Mekke istikameti yıldızlarla vesaireyle falan ölçülüyordu. Hala daha pusula olmasına rağmen, birçok ölçüm aracı olmasına rağmen kıble istikameti tespit edilirken bazı yıldızların duruşuna göre kıble istikameti tespit edilir. Günümüzde bile bazı mescitler inşa edilirken bu işin ehli olan bendeniz mimarlarla görüştüm. Bir tanesi Medine'de bir mimardır kendisi. Belli zamanlarda gökyüzündeki yıldızların duruşuna göre tam kıble istikametini pusuladan daha sağlam olduğu için tespit eder, kıble cihetini o şekilde tayin ederlerdi. Dolayısıyla Beytül Makdis için böyle bir ilme oradaki Arapların sahip olması mümkün değildi. Çünkü Hanif dini üzere olanlar namaz kılıyorlar olsa bile Mekke'de çok mahdut bir sayıda Kabe'ye doğru duruyorlardı. Veyahut Kabe'nin içinde
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın namaz kılması hadisesi vardır. Dolayısıyla Yahudilerden namaz kılacakları, namaz gibi çok önemli bir ibadetin Yahudilerin gösterdiği istikamette kılınması müminleri rencide etmiyor değildi. Üzmüyor değildi böyle bir şey yapmak. Ama maalesef bugün bazı ilimden mahrum olduğumuz için bizler dahi bazen kıble yönünü başka kişilerden öğrenecek bir şeye geliyoruz. Bu İslam'ın şahsiyetiyle alakalıdır. Yine ilmi olarak, yani böyle bir şey ilmi olarak böyle olduğundan Mescid-i Haram'a çevrildi gibi bir sözün söylenmesi mümkün değildir. Niye o tarafa yönelmesi gerektiğini iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin niçin yöneldiği bahsinde biraz daha açacağız inşallah. Şimdi okumakla iktifa edelim. Ya konunun sonunda ya ara bir yerinde ayrıca başka sırlardan da güzelliklerden de hikmetlerden de bahsedeceğiz inşallah. Eyvallah. Resul-i Ekrem Efendimiz tahvili kıble için vahyin gelmesini bekliyor, Cebrail aleyhisselamı gözetliyor ve Kabe'yi temenni ederek dua ediyordu. Nitekim bir gün gelen Cebrail aleyhisselama bu arzusunu isar etti. Rabbimin yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum. Cebrail aleyhisselam, ben bir kulum, sen Rabbine niyazda bulun, bunu ondan iste dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz de Beytül Makdis'e müteveccihen namaza duracakları zaman başını semaya doğru kaldırmaya başladı. Nihayet Medine'ye hicretin 17. ayında kıblenin Mescid-i Haram'a doğru çevrildiğini bildiren şu ayeti kerime nazil oldu. Estaizu billah. Ey Resulüm! Vahyin gelmesi için yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Bunun için seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Şimdi yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey müminler! Siz bizim razı olduğumuzdan ziyade senin razı olacağın hitabına lütfen dikkat ediniz. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin senin razı olduğun yere diye hitap ediliş tarzına lütfen dikkat ediniz. Evet. Ey müminler! Siz de her nerede olursanız yüzünüzü namazlarda o mescit tarafına çevirin. Bu vahiy geldiği sırada Resulullah Efendimiz Müslümanlara mescidinde öğle namazı kıldırıyordu. Bir dakika, ayeti kerimeyi dinlerken nasıl daha anlayabiliriz? Daha farklı, nasıl farklı derken bir başka açıdan aynı güzelliği nasıl seyredebiliriz? Ey Habibim, sen arzu ettin. Kıblenin Kabe olması için niyaz ettin ve bize semaya yüzünü çevirmektesin. Bakın lütfen gözünüzde canlansın kıymetli dinleyenler. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı olan ve vahyin inmesine mahal olan vahyin sadr-ı Muhammediyesine inmeden evvelki makamı olan yere, yani gökyüzüne, Allah orada olduğu için değil, gökyüzüne bakarak mübarek nazarlarıyla Cenab-ı Hak'tan diliyor. Öyle bir yüz var, öyle bir veçi paki var ki Cenab-ı Hak senin o bakışını ve vahyi bekleyişini biz biliriz. Razı olduğun bir kıbleye doğru dönmek istediğini de biliriz. İşte şimdi sen o Mescid-i Haram cihetine dön. Ve ey ona tabi olanlar, Muhammed'imin yüzü suyu hürmetine sizler de dönebilirsiniz. Muazzam, muhteşem, Allah Resulü'nün ekmeli mahlukat, eşref-i mahlukat, Seyyid-i Sadat olduğunun en güzel işaretlerinden bir tanesi. Sen razı olacaksın o kıbleye, öyle mi? Verdik. Senin yüzü suyu hürmetine de onlar da dönsünler. Ayet-i kerimesi üzerinde defaatle durmak lazım, tekrar tekrar okumak lazım. Fevellû vucûhekum şatrah. Sizler de o tarafa dönünüz. Çünkü Habibim istedi. Habibim benden, benim razı olmadığım bir şey istemezdi zaten. Fakat onun yüzü suyu hürmetine ihsan ettim tabiri, tam bir yüzü suyu hürmetine ihsan etmektir. Çünkü en önce fevelli ve çeke şattal mescid-i haram, ayeti kerimesinden sonra
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. Sizler de namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi çevirin diye ayrıca onlara hitap gelmesi, iki cihan serveri efendimizin mahiyeti ve nasıl bir insan olduğu hususunda muhteşem bir ayettir. Evet. Bu vahiy geldiği sırada Resulullah Efendimiz Müslümanlara mescidinde öğle namazı kıldırıyordu. Az evvel kıblenin Mescid-i Haram'a çevrilmesi mevzunu anlatırken, evet, yani bir ara Kabe'ye vermiştik. Doğru ara verilmişti. Orada iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ayetin nerede geldiği daha doğrusu anlatılacaktı. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıbleye yönelişini, yani şu andaki kıblemize yöneliş hadisesini anlatan ayeti kerime, beyan eden ayeti kerime nasıl gelmiş onu, eyvallah, tam anlatıyorduk. Orada kaldı. Vakit öğle namazı vakti değil mi efendim? Eyvallah. Evet. Namazın ilk iki rekatı kılınmış, sıra son iki rekata gelinmişti. Peygamber Efendimiz ağır ağır yönünü değiştirdi ve mübarek yüzünü Kabe'ye doğru çevirdi. Hı. Müslümanlar da Efendimizle birlikte o tarafa döndüler. Şimdi burada şu anlatılıyor. Kabe-i Muazzama cihetine dönülürken bizim genelde kıblete-i mescidine giden hacılarımız veya işte ziyaret edenler şey görürler. İşte bir oda. Odanın ön tarafında Mescid-i Haram'ın bulunduğu kıble, tam arka tarafında da bir tane daha kıble yeri gibi görürler. Oradan hareketle zannediliyor ki tam 180 derece ters istikamette gibi. Halbuki Medine-i Münevvere'nin konumuna bakılırsa Mescid-i Haram'la Kabe-i Muazzama'yla Beytül Makdis, yani Kudüs'ün olduğu yer 180 derece değildir. Nereden bu kanaat hasıl oluyor? Yani haritayı şöyle biraz yönleri bilen insanlar bunun belli bir derece, yani 60 derecelik falan bir açı olduğunu tahmin ediyoruz. Biz orada da baktığımızda öyle bir kanaat sahibi olduk. Fakat iki tane kıblenin, yani temsili olarak yapılan mihrap şeklinin yan yana durması sakatlık olur. Kıbleteyn mescidinde de hani sembolik olarak bir tane arkada bir tane önde kıble yapılmasından dolayı tam ters istikamet gibi zannediliyor. Halbuki öyle değildir. İki cihan serveri Efendimiz ne yapıyorlar? Ayeti kerime gelir gelmez, yani vahiy kendisine beyan edilir edilmez, o namaz içerisinde yönlerini yavaş yavaş Kabe-i Muazzama'nın şekline doğru çeviriyor. Affedersiniz, cihetine doğru çeviriyor. Bu ayeti öyle anlamak lazım. Yani insanların zannettiği gibi cemaat önde kalıp iki cihan serveri Efendimiz arkada kalıyor gibi olmadı. Şu an bile birazcık insanlar dikkatli bakarlarsa kıbleteyn mescidinin olduğu yer eskiden mescit değildi. Orada hemen hurmalıkların olduğu yerde bir cemaat yapılıyor. Orada 60 derece ile 50 derece falan arasında bir şeydir. Belki o kadar bile değil. Aradaki fark. Eyvallah. Mesafe farkı. Dolayısıyla iki cihan serveri Efendimiz dönerken ashab-ı kiram da onunla beraber dönmüş oluyor. Evet. Diğer bir rivayete göre Resul-i Kibriya Efendimiz Recep ayının bir pazartesi günü Beni Seleme semtinde oturan Biş bin Bera'nın annesi Ümmü Bişri ziyarete gitmişlerdi. Kendisine yemek yapıldı. Yediler. Bu sırada öğle namazı vakti girdi. Peygamberimiz oradaki mescitte Müslümanlarla birlikte iki rekat kıldıktan sonra namaz içinde Kabe tarafına dönmesi emrolundu. Mescit olduğunu hatırlamıyoruz. Yani ilk zikredilen mescit olmayan yerde bunu yapmaları, daha sonra da bu hadisenin olması hasebiyle orayı mescit ittihaz edilmesi daha doğru bir rivayetmiş gibi alimlerin tercih ettiği bir görüştür. Fakire intikal eden. Evet. Eyvallah. Peygamberimizin emri üzerine bütün Müslümanlara kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram tarafına çevrildiği duyuruldu. Kıblenin Kabe olarak tespit edilmesi bir kısım Müslümanların telaşına sebep oldu. Çünkü kıble değiştirilmeden önce Beytül Makdis'e doğru namaz kılarak vefat etmiş veya şehit edilmiş Müslümanlar vardı. Bunun için huzur-u risalete gelerek, "Ya Resulallah! Daha önce ölen Müslüman kardeşlerimizin durumu ne olacak? Onlar Beytül Makdis'e doğru namazlarını eda etmişlerdi." diyerek endişelerini ısrar ettiler.
Cenab-ı Hak Müslümanların bu endişelerini inzal buyurduğu ayet-i kerimeyle giderdi. Estaizu billah. Ey Resulüm! Halen yönelmekte olduğun Kabe'yi ancak Resul'e uyanlarla geri dönenler arasını ayırt etmek için kıble kıldık. Gerçi bu kıbleyi çeviriş büyük ve ağır ise de yalnız o Allah'ın hidayet ettiği kimselere ağır gelmez ve Allah imanınızı zayi etmez. Evet. Muhakkak Allah Teala insanlara çok merhametlidir, günahlarını bağışlayıcıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz Medine'ye teşrif edip Beytül Makdis'e doğru namaz kılmaya başlayınca Arap müşriklerinin gücüne gitmişti. Bilahare kıble Kabe'ye tahvil buyurulunca bu sefer Yahudilerin gücüne gitti ve tekrar dedikodu yapmaya, fitne fesat çıkarmaya koyuldular. Onların işi zaten, evet. Hatta alimlerinden birkaçı Resulullah'a gelerek, ''Ya Muhammed, üzerinde bulunduğun kıblenden seni döndüren nedir? İbrahim'in milleti ve dininde bulunduğunu söyleyen sen değil misin?'' dediler. Sonra da şu sinsi teklifte bulundular. ''Eğer şimdiye kadar üzerinde bulunduğun kıblene tekrar dönersen sana tabi olur, seni tasdik ederiz.'' Şu ayetler mealen bu hadiseyi anlatmaktadır. Medine'deki Yahudi ve münafık insanlardan bir takım beyinsizler, akılsızlar da Müslümanları bulundukları kıbleden çeviren ne diyecekler? Onlara de ki, doğu da batı da Allah'ındır. O kimi dilerse doğru yola çıkarır. Yani sen şimdi bizim kıblemize doğru tekrar dönersen biz senin dinini tasdik ederiz sözünün boşluğunu anlatmak için. Neticede siz gerçekten Allah'ı murad etseydiniz, yani bir manası da bu. Fethemme veçhullah, Allah'ındır. Bütün her yer Allah'a yönelmiştir. Nereye gidersen git yine Allah'a aittir sözü. Neticede yani siz gerçekten hidayet isteseniz doğuda veya batıda oluşuna göre mi Allah'ı tercih edeceksiniz? Yani buraya dönme de doğuya dön. İşte batıya dönme de şöyle dön diye sizin için bir tercihiniz olamaz. Neticede nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın, eğer Allah'ı murad ediyorsanız neticede mülk Allah'ındır. Doğuya batıya yönelmekle bu işin suyunu çıkartmayın. Bir başka şekilde bize hala daha hitap eden şey şudur: kıble cihetinde değildir Hazreti Allah. Biz namazımızı kılarken yüzümüzü kıbleye döneriz, namazı Allah'a kılarız. Bir başka mana da şudur: Hangi özellikte olursanız olun, hangi efendim fikri akımla meşgul olursanız olun, eğer sizin gerçekten istediğiniz Allah'sa batılı veya doğulu olmanız, batının ilimleriyle meşgul olmanız veya doğu ilimleriyle meşgul olmanız, bunların hiçbirisinin size zararı yoktur manasını bile biz bu ayetten kesbedebiliriz, kazanabiliriz. Başka türlü dedikodular da vardır, belki onları da kısmen işleyecek kitapta. Ayet-i kerimelerde nesih ve mensuh olan ayetlerle alakalı bazı malumat da gelebilir. Biz şimdilik buraya okuyalım. Eğer söylemezse biz de ayrıca onu ilave ederiz. Andolsun ki sen o kitap verilmiş olanlara her ayeti, her bürhanı da getirmiş olsan, onlar yine senin kıblene tabi olmazlar. Sen de onların kıblesine tabi olmazsın. Hatta onların bir kısmının kıblesine uyacak da değildir. Kendi aralarında da ihtilaf var. Yani onlar seni kıbleye çevirmeye çalışıyorlar ama onlar bile kendi aralarında şu şudur, bu böyledir, şöyle namaz kılınır diye ihtilafa düşecekler diyor ve hala da öyledir. Evet. Celalim hakkı için sana gelen bunca ilim arkasından bil farz onların arzularına uyarsan bu takdirde sen de kendine yazık etmişlerden sayılırsın. Evet, yani onların teklifleri hiçbir şekilde zaten sen itibar etmezsin ama neticede senin keyfine de bırakılmamıştır ey Habibim. Biz bunu buyurduktan sonra her ne kadar sen istemiş olsan da senin isteğinle çevirmiş olsak da ne mana çıkıyor? Dikkatli dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz, ne mana çıkıyor burada? İki cihan serberi Kabe-i Muazzama Mescid-i Haram cihetinin kıble olmasından razı ama neticede Allah bunu böyle istediği için razı. Allah Teala henüz ayeti kerime indirmemiş ama
razı olduğu kıbleyi Hazreti Peygamber'in kalbine vahyetmiş ve ilham etmiş, sevdirmiş. Öyle olmasını Allah istediği için sevmiş. Yani Allah Resulü ayet gelmeden evvel sevdiği şeyler bile daha sonra ayetlerle tasdik edilmiş ki Allah sevdiği için Allah Resulü onları sevmiş. Fıtraten de, halen de, hissiyat olarak da, kalben de Hazreti Fahri Alem Efendimizin ne kadar mükemmel bir insan, ne kadar mükemmel bir ahlaka ve ahlakullah'a sahip olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla her ne kadar sen istiyorsun ve sen de razısın, senin razı olduğun kıbleye dön desek de neticede o razı oluşun da bizdendir. Dolayısıyla senin razı olduğun bir kıbleydi, dolayısıyla sen istersen başka yerde dönebilirsin gibi bir keyfiyet, bir serbestlik mevzu bahis değildir. Biz o kıbleyi zaten ezelde takdir etmiştik, senin sevmeni de vesile ederek ayeti kerimeyi indirdik mealinde anlaşılabilir. Birkaç cümle olarak şunu da söyleyelim. Yahudilerden bir kısmı da kah buraya secde etti namaz kılarken, kah bu tarafa yöneldi. Kıblelerinde bir öyle bir böyle diyorlar. Bu nasıl iş diye konuştuklarında Cenab-ı Hak, biz muhakkak bir ayetimizin hükmünü neshettiğimizde o ayetin yerine ona benzer bir ayet, ondan veyahut daha hayırlı, ya onun mislini ya daha hayırlısını indiririz mealindeki ayet de yine bu hadiseyi binaen inmiştir diyen alimler vardır. Yani estenzu billah ma nensah min ayetin emdun siha ne'ti bi hayr ila ahirlaye devam eden ayette, yani Cenab-ı Hakk'ın nas, nes ve mensuh ayetlerini ilan ettiği ayeti kerimede yine Kabe-i Muazzama'nın kıble tayin edilmesi, Mescid-i Kudüs'ten Beytül Makdis'ten döndürülmesinin yol açtığı, bir böyle yapıyorlar bir böyle yapıyorlar şeklindeki yanlış konuşmalarını Cenab-ı Hak o ayetle iş yapar. Biz ayetlerimizle onu yönlendirmişizdir. Daha evvelki bir söylediğimizde böyle, daha sonraki de böyle oluşu sizin aklınızın alamayacağı bir şeydir. Biz daha hayırlı olduğu için sonradan bir ayetle ne yaparız? Ya eski ayeti benzer bir ayet indiririz ya da onun misli gibi, ondan daha hayırlı gibi bir ayet indiririz şeklindeki ayet nazil olmuştur. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet. Eyvallah. Kıble Mescid-i Haram tarafına çevrildikten sonra Resul-i Ekrem Efendimiz Kuba'ya gitti ve İslam tarihinde inşa edilen ilk mescit olan Kuba Mescidi'nin Beytül Makdis tarafına olan kıblesini de Kabe'ye doğru çevirdi. İşte bu da yine gösteriyor ki ilk kıldıkları yerde mescit yoktu. Gidip iki cihan serveri Efendimizin oradaki mihrabı düzeltmeyerek Kuba'daki mihrabı düzeltmeleri de gösteriyor ki nedir? Vahyin indiği yerin mescit olmadığının bir göstergesidir. Eyvallah. Evet efendim, işte şöyle bir şey yaparsak bundan sonra artık birkaç tane daha müstakil münferit hadise vardır ama inşallah ölmez sağ kalırsak bundan sonraki programda Bedir gazasını, Bedir Savaşı'nı inşallah işleyeceğiz. İnşallah.